Merhaba oyun severler. Hepinize saygılar, sevgiler. Bir Assassin's Creed Valhalla videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere çeşitli önerileri aktarmaya çalışacağım. Yani bu bir öneri videosudur. Öyleyse başlayalım o zaman. Dolu dizgin giden maceramızda soluklanmak için Lunden'de oturduk. Biraz atıştırıyoruz. Karnımızı doyuruyoruz. Önceki öneriler videomuzda sayısal değerleri nasıl yükseltebiliriz? Seçimimize göre mail, range ya da assassination ile ilgili olarak tercihimize göre beceri ağacında nasıl bir yol izlememiz gerektiğini, nasıl bir kombinasyon yapmamız gerektiğini aktarmış. Ardından da silahların upgrade'lerini, yükseltmelerini ve buna bağlı olarak da rünlerle birlikte yine sayısal değerleri nasıl arttıracağımızı, bunlarla birlikte de zırhların ve de silahların ve zırhların bonuslarının katkılarına değinmiştik. Bu videomuzda yeterli bir skill puanımız, beceri puanımız olduğu için daha hassas ayarlamaların haricinde şu noktalar var. Bunlar bir çeşit bonus diyebileceğimiz otomatik olarak çalışan ya da yeri geldiğinde devreye giren beceriler. Fakat bu listenin içerisinde öyle beceriler var ki olmazsa olmaz diyebileceğimiz türden. Misal oyunun başından bu yana kullandığımız özellikle Assassination'da Advanced Assassination ve buna bağlı olarak da Chain Assassination. Bu ikisini kombine yaptığımızda, kullandığımızda bizden power çok yüksek olan bir rakibi de Assassination'la, tabi burada bir timing söz konusu. İkisinde de eğer ki şu anda videoda gördüğümüz gibi rakip güçlüyse bu timing'i yerine getirdiğimizde rakibi elemine edebiliyoruz. Bununla birlikte şu eklenti çok önemli. Sprint atak. Çünkü çoğu zaman sprinte kalkıyoruz ve bu kullandığımız koşu türüne bağlı olarak da rakibe bodoslama dalıp çok sert bir vuruşla öyle ki tek bile atabiliyoruz. Bunu tavsiye ediyorum. Bunu mutlaka açın. Bunun haricinde şu gördüğünüz yerden mızrak, kılıç, bıçak herhangi bir silah alıp fırlatabiliyoruz rakibe. Önemli olan o silahın yakınında olup üçgenin çıkması ve silahı at yazısının çıkması. Hatta çok etkili bir şekilde rakibin canını yarıya kadar indirebiliyor. Sersemletebiliyor. Çok etkili. Saldırı türünde bu iki seçenek. Bununla birlikte şu çok önemli. Yine videoda gördüğünüz gibi fırlatılan herhangi bir silahı, buna ok da dahil olmak üzere, hatta patlayan nesneler olabilir, taş olabilir, mesela Goliath'ın attığı taşlar, fıçılar, şunlar bunlar, büyüklüğü hiç önemli değil. Olduğu gibi geri aynen rakibe gönderebiliyoruz, fırlatabiliyoruz. Çok önemli. Savaş esnasında bu çok büyük bir fark yaratacak ve sizi çok rahatlatacaktır ikisi. Özellikle bu fırlatılan mızraklarda, oklarda aynen geri iade. Ve bu da düşmüş silahları rakiplere atıyoruz. Çok iyi, etkili iki beceri. Ve şunu da ihmal etmemek lazım. Eminim ki
Çoğunuz sprinte kalkıyordur savaş esnasında. Ve bu puanları kullanırken de Advanced Assassination'a Chain Assassination'da koymayı ihmal etmeyin. Ve yine açılışa çok yakın olan bir bonus var. Şu gördüğünüz gibi videoda da bir hareketle şu şekilde hemen rakibin arkasına sarkma imkanı veriyor. Bu da tabii ki arkadan vuracağımız için gerek mail olsun gerek range olsun çok büyük bir hasar meydana getirecektir. Ve de tabii ki adrenalin çubuklarının açılması. Sonuçta karışık bir saldırı yapacağımız için ya da yapacaksanız adrenalini de açmakta fayda var. Çünkü adrenalin olmadan bu ability'ler maalesef kullanamıyoruz. Kullanamadığımız için de pek bir avantajı olmuyor. Ama bu bonusların kullanılması çok büyük bir savaş esnasında fark yaratıyor açıkçası. Epey yaratıyor hem de. Bir diğeri de şu seçenek, biraz uzakta iki elle tutulabilecek olan silahları tek elle tutup şu anda videoda gördüğünüz gibi iki tane birden almaya yarıyor. Onun destekçisi de şu, destekçisi savaş esnasında menüye girmeden otomatik olarak bu tuşlara basarak silahların yerini değiştirip stilinizi değiştirebiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir eklenti. Bununla birlikte de yine oyunun erken dönemlerinde önceki videolarımızda bahsettiğimiz Excalibur alırsanız şayet ki 35-40 ile 80'e kadarki süreçte yapacağınız yolculukta ki o videolarımızı mutlaka izleyin. Yapacağımız yolculukta Excalibur'u alıyoruz ve oyunun %25'lik, %30'luk kısmında hatta %20 bile olabilir. Böyle dehşet bir silaha sahip olmuş oluyoruz. Çünkü bu silah kalitesi direkt legendary olarak geliyor. Sadece 3. ya da 4. kutuya kadar olabilir. Gerisini biz kendimiz upgrade yapıyoruz. Fakat en büyük avantajı legendary olması ve de 3 tane rune slotuna sahip olması. Oyunun başlangıcını yeni geçip girişe, gelişme kısmına girdiğimizde bu kılıç çok avantaj sağlayacak. Tabi Excalibur'u alınca da çok rahat bir şekilde alacağımız Isu Bow diye tabir edilen bu yay var ki bununla da ilgili bir videomuz var. Bunu da izleyerek çok rahat bir şekilde bunu da temin edebilirsiniz. Bu da bize çok büyük bir avantaj sağlar. Çünkü bu da aynı şekilde legendary kalitesinde olup yine 3 tane slot barındırıyor ve bununla birlikte de upgrade yapılmış bir vaziyette de 100'e kadar çıkartabiliyorsunuz ki bu da 3 ya da 4 çubukta başlıyor. Bunları şiddetle öneriyorum. Özellikle bu yaya sahip olduğumuzda şu dönüşleri, şu özellikle şu dönüşlerde range ata ya da damage'i de arttırırsak ki artmış olacak zaten o yayla birlikte çok etkili olacağını söyleyebilirim. Rakibin yarıdan fazla canı gidecek, hatta bazı rakiplere tek atma ihtimalimiz olacak tıpkı bu sprint ataktaki gibi. Şunu tek atma biraz nadir oluyor ama çok kötü can götürüyor. Şu da savunmada gayet iyi. Assassination'da zaten biliyoruz. Ama şu ikisinin katkısı çok çok büyük ki 100 power olmadan zaten ikisini de elde ediyoruz. Evet oyun severler. Bu önerilerle birlikte şimdi bununla ilgili bazı örnekleri sizlere aktaralım.
Gelsin örnek videosu. Acayip bir şey. Karşılıklı atacağız. Ne olacak? Ne ki bu? Bomba mı?
örnek video istemiştik. Kolaj gönderdiniz. Farkına varmadım. Sanmayın size kızıyorum. Evet oyun severler. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Esenlikler diliyorum. Hoşça kalın ve de sevgiyle kalın. Geçmiş hiçbir zaman için geçmişte kalmaz. Ardımızda bıraktığımız bu yol bizi takip eder. Çünkü biz buyuz. Ardımızda nice solmuş hayatları bırakıyoruz. Bu bizim imzamız. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.